İçeriden ve dışarıdan döviz kazandırıcı sektörleri tanıtmayı sürdürüyoruz. Biraz önce termal turizm sektörüyle ilgili ayrıntılı kapsamlı bir konuşma yaptık. Şimdi yurt dışındaki Türk üniversiteleriyle ilgili bir konuşmamız olacak, bir mülakatımız olacak. Önemli bir konuğumuz var. Stüdyomuzda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Oğurlu var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. 10 yaşına girdi Uluslararası Saraybosna evet. Üniversitesi. Nasıl yola çıktı, nasıl kuruldu? Şöyle bir özet yapmanızı istiyorum. Çünkü merak eden aday öğrenciler olabilir ya da istikbalde bu okulla tanışmak isteyenler olabilir. Evet. Türkiye merkezli olarak 2001 yılında SEDEF kurulmuş olan SEDEF Vakfı, bizim kurucu vakfımızdır. Bu yola yüksek öğrenim girmiş bulunuyor. Evet. Ve 2003 yılı itibarıyla belirli hamleler atılıyor, belirli adımlar atılıyor. Üniversitemiz kuruluyor ve hemen 2004-2005 yılı itibarıyla da hazırlık okuluyla İngilizce eğitim verilmeye başlanılıyor. Ve o günden bu yana da yaklaşık 9-10. Yıla giriyoruz. Saraybosna'da yüksek öğrenim hizmeti vermeye bir Türk Üniversitesi olarak, bir Boşnak Türk Üniversitesi olarak öyle söyleyelim, hizmet vermeye devam ediyoruz. Üniversitenin yönetim yapısıyla ilgili de birkaç şey söylemenizi istiyorum. Yani mütevelli heyeti ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla Türklerden oluşuyor. Öğretim üyesi kadrosunda Türklerin ağırlığı var ama tabii Türkler baskın durumda değil. Değil. Önemli bir Boşnak. Adı üzerinde uluslararası üniversite. Evet. Nasıl bir kadro yapınız var? İdari ve akademik? Evet. Şu anda gerek idari gerek akademik yapıda ciddi oranda bir Boşnak akademisyen ve idari personel sayımız var. Bunun yanında tabii %35 civarında Türk, %15 de diğer ülkelerden öğretim üyemiz var. Yani bunun içerisinde Amerika, Avustralya, Pakistan, Mısır, Filistin ilk aklıma gelenlerden. Şu an buna potansiyel olarak açığız. Boşnak kökenli olan öğretim üyelerimizden de çok ciddi sayıda Amerika'da, İngiltere'de, Uzak Doğu'da eğitimini alıp tamamlayarak geri gelen hocalarımız var. Yani akademik kadro itibariyle oldukça güçlüyüz. Evet. Zengin bir kadromuz var. Peki üniversite ne kadar öğrenci kapasitesiyle başladı? Bugün ne durumda ve genişleme kapasitesi nereye kadar gidecek? Önümüzdeki 5 yıla dair planlarınız ne? Evet, yani kuruluşu itibariyle ilk yaklaşık 100 öğrenci. 100 öğrenciyle başladınız. Yaklaşık. Fakat şu an itibariyle 2000'e yaklaşan bir öğrenci kapasitemiz var, potansiyelimiz var. Daha doğrusu mevcut öğrencimiz 2000'e yakın. Kısa süre içerisinde biz bunu katlamayı düşünüyoruz. Yeni binalarımız açılacak. İnanılmaz bir rakam. Evet. Yakın zamanda ümit ediyoruz ki biz 4000-5000 öğrenciye çıkartacağız bu potansiyeli. Şu anda mevcut binalarımız, yeni binamızın açılmasıyla birlikte rahatlıkla 3000-4000 öğrenci kaldırabilecek durumda. 72 bin metrekarelik bir alan üzerindeyiz. Arazimiz oldukça geniş. Müstakil bir kampüs alanımız var. Bunlar bizim için büyük avantajlar ve yeni binalarımızın açılmasıyla biz bu sayıyı 5-6 bine kadar çıkartmayı gelecekte ümit ediyoruz. Evet. Peki hangi bölümler var? Yeni açılması planlanan bölümler nedir? Üniversite hangi baz üzerinden yürüyor? Yani kendisini uluslararası alanda ve tabii ki Saraybosna'da ve Balkanlar'da hangi alanlarda temayüz edecek bir üniversiteye dönüştürmeyi planlıyor? Aslında biz şu anda 3 fakülte üzerinden devam ediyoruz. İlki Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi. İkincisi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi. Bizde İktisadi Bilimler Fakültesi'ne denk gelen bir fakülte. Bir diğeri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. 14 programımız var bu 3 fakültemiz içerisinde. Ve bölümlerimizin hepsini güçlü görüyoruz. Fakat bunların içerisinde özellikle mühendislik alanında mimarlığın çok ön planda olduğunu, yine güçlü olduğumuz bir alan olarak genetik ve biyomühendislik gibi alanların olduğunu özellikle söylemek isterim. Psikoloji alanımız var, bölümümüz. Elektrik, bu elektronik mühendisliği. Biyoteknoloji mühendisliği bölümünü anlatmanızı istiyorum. Çünkü o konuda çok medyada da epey yayın okudum ben. Evet. Epey haber okudum. Ciddi bir yöne doğru gidiyor. Hatta orada pek çok ilacın ön araştırması yapılabiliyor. In vitro dediğimiz yani laboratuvar ve laboratuvar dışı deneylerin yapılabildiği bir kapasiteye ulaştığı söyleniyor. Ve Balkanların uzun vadede bir ilaç, kimya, üretim endüstrisine dönüşebileceği
söyleniyor. Yani endüstriyle beraber ortak hareket edebilecek bir akademik yapıdan bahsediyoruz Tabii ki. Yani ilaç sektörü dışında genetik araştırmaları, gen araştırmaları, genom teknolojisi denilen alanlarda araştırma yapılması imkanı var. Laboratuvarımız var. Şu anda bu laboratuvarı gün geçtikçe daha zenginleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türk Standartları Enstitüsü'nün bizim laboratuvarlarımıza toplam 1 milyon TL'lik bir bağışı oldu. Bu bize gücümüze güç kattı, açık söylemek gerekirse. Türkiye'de Adli Tıp Kurumu'yla da bu konuda ön görüşmeleri yaptık. Ümit ediyoruz ki Balkanlara açılan yüzü olacak. Hem adli tıp açısından hem de bizim üniversitemizin bu bölümünün bütün Balkanlara hizmet edecek bir potansiyele ulaşacağını ümit ediyoruz. Öğrencilerimizin ciddi tercihi var. Rağbeti var bu alanlara. Tabii diğer alanlarda da aslında güçlüyüz. Yani hangi işletme ve liderlik alanımız var? Evet. İktisat alanı var. Bizdeki tercihten daha fazla tercihin Balkanlarda iktisat alanında olduğunu görüyoruz. Ekonomiye yeni alanlara rağbetin olduğunu görüyoruz. Mühendislikte elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlarımız var. İngiliz dili ve edebiyatımız diğer tarafta. Sosyal bilimler bölümümüz, sosyal ve siyasal bilimler bölümümüz, görsel iletişim bölümümüz. Şu anda ilk aklıma gelen alanlarımızdan. Evet. Şimdi tabii bu biyoteknoloji ve genetik mühendisliği aslında tıbbın altyapısını oluşturmaya dönük bir yapılaşmadır. Evet. Belki ileride Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bir tıp fakültesi ve benzeri ya da eczacılık fakültesi gibi fakülteleri de bünyesine katmak için bu adımı atmış gözüküyor. Acaba oraya doğru bir gidiş olabilecek mi, olur mu? Tabii ki bu konuda takdir vakıf ve mütevelli heyete ait olmak üzere bizim gönlümüzde şüphesiz var tıp fakültesi açılması. Tıp fakültesi hem Balkanlarda hem de Türkiye'de çok rağbet gören bir alan. Kısa vadede de uzun vadede de bu rağbetin devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Yani vakfımız, mütevelli heyetimiz uygun görürse böyle bir çalışmayı tabii ki başlatacağız. Öyle evet. Bir eğilim biraz var şüphesiz. Öğrenci profilinden bahsetmenizi istiyorum. 33 ülkeden öğrenciniz var. Evet. Hangi ülkeler ağırlıkta ve ne ölçüde yabancı öğrenci var? Ne kadarı Türk, ne evet. kadarı Boşnak? Bu artış eğilimlerini nasıl görüyorsunuz? Yani Türk öğrencilerin sayısında bir artış var, görüyorum ben rakamlardan. Buna mukabil diğer ülkelerden, yani 33 ülke diye nitelediğimizde, işte Türkiye'yi ve Saraybosna'yı dışarıda bıraktığımız zaman Bosna Hersek'i, 31 ülkeden gelenlerin sayısının aynı hızda artmadığını görüyoruz. Acaba onu artırabilmek için ne yapmak lazım? Şimdi aslında tabii ki Türk öğrenciler ve Boşnak öğrenciler üniversitemizde ciddi bir ağırlık teşkil ediyor. Şu anda son birkaç yıl içerisinde özellikle üniversitemiz Afrika'ya ve Orta Doğu'ya doğru da açılıyor. Diğer taraftan özellikle Türk işçilerinin Almanya, Fransa, Belçika gibi Türk işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde de, ülkelerde de çalışmalarımız var. Biz bu önümüzdeki yıl içerisinde bu konuda özel bir çalışma düşünüyoruz. Ne gibi? Öğrencilerimizi, nasıl bir şey yapacaksınız? Çünkü bizi izliyorlar öğrenciler, evet, merak ediyorlar evet. ve sizin bu konudaki kılavuzluğunuza ihtiyaçları var. Evet. Hem yerlerinde ziyaret ederek hem üniversitemizi tam olarak tanıtarak, işin doğrusunu söylemek gerekirse bizim üniversitemiz tanıttığımızdan çok daha büyük bir potansiyele sahip. Şu ana kadar yapabildiğimiz tanıtımdan daha fazlasını hak ediyor. Yapmış olduğumuz birçok organizasyonu sadece belki web sayfasında veya basit birkaç sitede duyurmuşuz. Ama biz bundan sonrası için üniversitemizi çok daha farklı kanallarla duyuracağız. Her imkanı değerlendireceğiz. Ve hem yurt içinde, burada tabii yurt içi yurt dışı kavramları karışıyor biraz. Karışıyor, evet. Hem Bosna Hersek'te, hem Türkiye'de, hem de dünyanın geri kalanında biz aday öğrencilere ulaşmaya çalışacağız. Şu an bizim kayıtlarımız halen devam ediyor, bilindiği üzere. Ay sonuna kadar kayıtlarımız devam edecek. ÖSYM kanalıyla... Üniversite seçme sınavına girmiş olmak ve bir baz puan istiyorsunuz herhalde. Nedir koşullar? İşin doğrusu şu şekilde. Türkiye'de yabancı uyruklu bir öğrencinin bir Türk üniversitesine kabul için herhangi bir sınava girmesi şartı yok. Avrupa Birliği'nde de bu şekilde herhangi bir ön sınav şartı birçok üniversitede
Yok, kendi kabul şartlarına göre öğrenci kabul alabiliyorlar. Biz de bu şekilde bir yol izliyoruz. Yani bir üniversite seçme sınavına girmeden girebiliyor öğrenci size. Evet. Bir lise bakalaryasıyla, diplomasıyla geldiğinde hiçbir ön deneme, sınav, teste tabi tutmuyor musunuz? Yoksa tabii ki küçük bir sınavınız küçük var. Küçük bir mülakat yapıyoruz. Tamam, öğrencimizle görüşme oluyor. Onun kapasitesini örnek veriyorum. Görsel iletişim isteyen bir öğrencinin bu tercihinde bilinçli olup olmadığını, neden istediğini ve becerisinin olup olmadığını hiç kuşkusuz tartmaya çalışıyoruz. Alanın hocaları bunu öğrenmek istiyorlar. Tabii ki burada çok yoğun bir sınav da yapılmıyor. Bunu itiraf etmek gerekirse. Bizim öğrencilerimizin şöyle bir avantajı oluyor yalnız. Örnek veriyorum, görsel iletişim alanına öğrencimiz girdi. Bir sonraki yıl almış olduğu temel dersleri saydırarak diğer bir fakülteye transfer edilebiliyor veya kendi isteğiyle tabii ki bir yatay geçiş, fakülteler arası yatay geçiş ve bölümler arası yatay geçiş imkanı var. Türkiye'den çok daha fazla bir esnekliğe sahibiz bu konuda. Evet. Kaç dilde eğitim yapıyorsunuz hocam? Biz İngilizce eğitim yapıyoruz. Peki Boşnak Türkçe ve Türkçe seçmeli ders olarak mı okutuluyor? Nasıl okuyorlar çocuklar? Ya bölümlerde biz şu anda hayat boyu öğrenme kapsamında isteyen öğrencilerimize Boşnakça ve Türkçe ders açabiliriz. Fakat öğrencilerimiz hazırlık okulundan itibaren 4 kurulu bir sistemle dünya standartlarında bir İngilizce eğitim alıyorlar. Türkiye'deki bu konuda iddialı olan birçok kurumdan daha iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Öğrencilerimizin başarıları bunu gösteriyor. Yani yabancı dil eğitiminde özel olarak bunu çok net söylüyoruz. Başarılıyız. Evet. Peki öğrenciler mesela yatay geçiş yapabilme imkanına sahip mi Türkiye'deki üniversitelerden? Sizden onlara, onlardan size? Bizdeki bir öğrencinin Türkiye'deki bir üniversiteye yatay geçiş yapma imkanı her zaman için açık. Bilindiği üzere her üniversite yabancı üniversite, yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarını açıklar yılın belirli aylarında. O yatay geçiş kontenjanlarına göre bizim öğrencimiz gerekli puana sahipse yatay geçiş yapabilir. Evet. Peki mesela Türkiye'de okuyan bir öğrenciye Saraybosna'da, Bosna Hersek'te böyle bir üniversitede okuyabilmesi için ne sunuyorsunuz? Cazip olarak, farklı olarak sunabildiklerinizi merak ediyorum ben. Evet. Şimdi tabii ki velilerimizi de ilgilendirecek bir konu olarak öncelikle fiyat avantajımızı ortaya koyuyoruz. Evet. Yani 5.500 euro. 5.500 euro yıllık. Evet, yıllık. Her şey öğrenim dahil. Ücreti. Barınma için. Eğitim ücreti. Evet, eğitim ücreti bu. Barınma ücreti olarak 150 euro bir ücret var. Aylık. Aylık, evet. Hem euro. Kız hem erkek öğrencilerimiz için yurtlarımız var. Bunlar kampüs alanlarının içerisinde. Bunlar bence bir avantaj başlangıcı olarak. Kampüsümüz havaalanına sadece 5 dakika mesafede. Saraybosna'da okumak diğer yurt dışı ülkelere kıyasla çok daha kolay. Türk Hava Yolları'nın haftada 18 seferi var. Bence bu bir avantaj. Bir avantaj. Evet. Tabii. 1 saat 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz Türkiye'nin içerisi gibi. Kaldı ki karayoluyla da çok kısa zamanda ulaşmak. Evet, karayoluyla ulaşım mümkün. Her türlü iletişim kanalları açık öğrenciler açısından. Geliş gidişler çok rahat. Vize uygulanmıyor. Kaç saat sürüyor hocam karayoluyla acaba? Ben hiç denemedim ben şahsen. Ben de yani merak ediyorum. Şimdi aklıma geldi. Sordum şahsen ama. Şahsen yani denemedim çok... ama gümrüklerde mutlaka beklenilir herhalde. Gümrüklerde hiç bekleme olmasa tahmin ediyorum yani 8-9 saatte gidilir. Evet. Ama denemedim ben bu yolu. Fakat 1 saat 20 dakikada hava yoluyla ulaşılabiliyor İstanbul'a. Evet. Bir de tabii Saraybosna'da, Bosna Hersek'te bir Türk olarak yaşamak biraz kolay. Çok kolay, çok kolay hatta evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Pek çok yani bizim dilimizden Boşnakça'ya geçmiş 2000'e yakın kelime var. Onlardan bize geçmiş yine 700-800 dolayında kelime var. Dolayısıyla evet. 2800 kelimeyi çaprazladığınız zaman ortaya neredeyse tabii. Bir dil çıkıyor. Tabii ki. Ve bu dilin avantajlarını kullanarak ilerletmeniz mümkün olabiliyor. Evet. Yani çok kısa zamanda Boşnakça'yı ilerletebiliyorsunuz ya da Boşnak olmayan birisinin de Türkçeyi pekala ilerletmesi mümkün. Tabii ki. Nasıl bir yaşam imkanı sunuyor Saraybosna'da öğrenciler? Yani Saraybosna yaşaması çok rahat bir şehir. Yani çok kültürlü, rahat, medeni, hayatın İstanbul'daki kadar çok yoğun olmadığı, daha sakin, huzurlu bir ortam sunuyor. Yani nedense demeyelim, mutlaka Bosna ve
Savaş yan yana anılıyor sürekli ama bunun üzerinden 20 yıl geçmiş. Şu anda son derece güvenli bir ortam var. Ben ailemle birlikte oradayım. Çoluğumu çocuğumu götürdüm. Çocuklarım orada okuyor şu anda. Kızım da üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Kendi üniversitemde okutmayı düşünüyorum. Bunu da bir referans olarak göstermek istiyorum şahsen. Şehir gerçekten rahat. Çok kültürlü, çok katmanlı. Farklı dinlerden insanların olduğu. Yani multikültürel bir ortam. Bu başlı başına bir avantaj. Yani çocukların zihinlerini açacak bir ortam olduğunu düşünüyorum. Güvenli olduğunu aileler için tekrar tekrar söylüyorum. Hayat yaşam standartlarının Türkiye'den çok geri olmadığını, ödeme gücünüzün içi, satın alma gücünüzün ise Türk lirasının orada daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yani en azından her şeyin 1/3 oranda daha ucuz olduğunu görüyorsunuz. Ev kiralamak istediğinizde çok bir zorluğunuz yok. Yani öğrencilerimiz açısından ise yurt imkanlarımız var. Ev kiralamak istediklerinde de rahatlıkla bir ev kiralayabilirler. Evet. Tabii Bosna Hersek, yani Boşnak Müslümanların kökenleri itibariyle de aslında İslamiyet'e olan yakınlıkları çok bariz. Tabii. Biçimde belli. Tabii. Bir mezhepten devşirildi. Yani Bogomil mezhebinden, evet. İslamiyet'e, işte bu Anadolu erenleri dediğimiz Horasan'dan, İsfahan'dan, evet. Tebriz'den giren Bektaşi erenlerinin İslamiyet'e yaptıkları çağrılarla, evet. Dönmüş ve Müslüman olmuş bir coğrafya. Ve Müslümanlığın da gerçekten farklı bir yorum biçimi var. Ben mesela oraya gittiğimde gerçekten çok farklı bir coğrafyada olduğumu duyumsuyorum. Evet. Hatta mutluluk verici bir Müslüman coğrafyada olduğumu. Avrupa'nın ortasında zaten Müslüman, evet. bir coğrafyada yaşamak bambaşka güzel bir şey. Kesinlikle. Mesela son bir örnek vereceğim. Size de bir cümleyle tamamlama fırsatı vereceğim. Evet. Gazi Hüsrev Bey Camii'nde bir cuma namazı kıldık. Mesela baktım sağıma soluma. İşte böyle saçları jöleli ya da kot pantolonlu, ayaklarında kanvas ayakkabılarla, Nike'larla ve son derece rahat çocukların gelip orada namaz kıldıklarını gördüm. Evet. Orada bir formal bir şey yok. Yani şekilcilik aşılmış, evet. ve Müslümanlığın gerçek doğasıyla ilgili çok önemli bir hesaplaşma dönemi yaşanmış. Hepsi geride kalmış. Müslümanlıklarından dolayı da büyük bir gurur duyan bir, evet. nesil var. Ve gençliğin mesela bu şeye çok tutkuyla bağlı olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye'den giden çocukların o anlamda orada çok rahat edeceklerini düşünüyorum ben. Türkiye'den gelecek her görüşten, hangi dünya görüşünden olursa olsun, herkesin ben orada... Herkese kapımız açık. Evet, herkesin kendisine uygun birilerini bulabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok kültürlü bir ortam. Ama biz üniversite olarak, misyon olarak Aliye İzzet Begoviç'in misyonunu üstlendiğimizi ve onun vasiyetini yerine getirmek için çalıştığımızda ayrıca vurgulamak istiyorum. Evet, biz de buradan... Evet. Aliye İzzet Begoviç'i, Bilge Kralı, bir kez daha analım. Ruhu şad olsun. Bosna Hersek'i var eden önemli aktörlerden biriydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bugünlük bu kadar. Birazdan günün röportajı gelecek ekranlarınıza. 22'de Melike Ayhan ve Barış Esen'le küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.